Çok kıymetli gönül dostları, çok kıymetli siyer sevdalıları, hepinizi Allah'ın rahmetiyle, bereketiyle, selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı üzerinize olsun inşallah. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına, onun asr-ı saadetine, onun nübüvvet yıllarına yolculuğumuz devam ediyor. Bugün 14. bölüm ve hep beraber inşallah bugün Habeşistan'da olacağız. Habeşistan hicretlerini anlatmaya gayret göstereceğiz nasip olursa. Evet, Habeşistan hicretleri dediğimiz zaman demek ki Efendimizin nübüvvetinin 5 veya 6. yılına, 5. yılın sonu 6. yılın başlarına gelmiş oluyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinini, davasını bir taraftan anlatırken gelen vahiyleri bir önceki derste anlattığımız şekliyle Darul Erkam'da sahabelerine talim buyururlarken onları bir taraftan vahyin ikliminde yetiştirmeye devam ederken bir taraftan o vahiyden, o ayetlerden ne anlamaları lazım? Onun pratik uygulamaları nasıl olacak? İşte bir taraftan sahabesini yetiştirirken öbür taraftan da zulümle başa çıkmaya, zulmü tabiri caizse azaltmaya, zulme maruz kalmış mazlumlara yardım etmeye gayret gösteriyor. Hakikaten de Mekke'yi dar ediyorlar. Zulüm deyince hak hukuk tanımayan, insanların yaşam hakkını hiçe sayan, insanların inanç özgürlüğünü hiçe sayan, kurdukları kötülük imparatorluğu yıkılacak diye, o organize kötülük, organize olmaya gayret gösteren iyilerle mücadelesini devam ettirecek, hatta onlara zulmedecek o organize kötülük. Neden? Çünkü bir menfaat şebekesi kurmuşlardı. Mutlu ve zahiren güçlü bir azınlık. Evet, güçlülerdi. Belki ordular onların elindeydi. Belki o gün itibariyle bir devlet gibi yönetilen Mekke'nin bütçesi belki onların elindeydi. Belki meleleri vardı. Belki de zenginler o gün kötülük, organize kötülüğün yanındaydı. Ama bu zahiri bir üstünlüktü, zahiri bir güçlü olmaydı. Fakat öbür tarafta ise organize iyiliğin tabiri caizse arkasında, niyet planında, yani iyilik yapmaya, insanlara iyilik götürmeye, insanları insanlık ufkuna taşıma adına gayret gösterenlerin arkasında ise Allah vardı. İşte kadim bir mücadele, kadim bir savaş, kadim bir tabiri caizse kavga olan İyi ile kötünün kavgası o gün itibariyle Mekke'de biliyorsunuz sahne almıştı. Dediğim gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan yani insan yetiştirmeye gelen vahiylerle tabiri caizse ilmek ilmek İslam atlasını da okumaya gayret gösteriyor. Öbür taraftan işte açtığı evlerle, yaptığı ziyaretlerle, duruşuyla o duruşu sergileyecek sahabeler yetiştirmeye gayret gösteriyor. Öbür taraftan da zulümle mücadele ediyordu. Zulüm öyle bir boyuta gelecekti ki bir önceki derste veya önceki derste de hatırlayacaksınız anlatmıştık. Artık tahammül fersa derlerdi eskiler. Tahammül edilemeyecek bir duruma gelecekti. Neden? Öyle bir baskı kurmuşlardı ki, öyle işkenceler yapıyorlardı ki, işte Bilal-i Habeşisinden tutun da Habbab bin Eretine kadar, oradan Hazreti Huzeyfe'ye kadar, hatta Mus'ab Müslüman olduktan sonra o Mekke'nin en seçkin delikanlısına annesinin yaptığı, babasının yaptığı hani evlere hapsetmeye kadar ne yapmayı istiyorlardı? Böylece baskı yaparak yeni dinin yeni müntesiplerini o dinden, o davadan, o hak yolundan ayırmaya gayret gösteriyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zulümle mücadele adına, zulmü azaltma adına bir taraftan müminlerin kuvve-i maneviyesini takviye etmeye çalışıyor. Öbür taraftan da bir takım yol ve yöntemlerle o Darül Erkam'da yaptığı toplantılarda ve istişarelerde, kendi evinde mahvi yaptığı toplantılarda ve istişarelerde bir fereç, bir mahreç arıyordu. Ve bir gün müminlerin karşısına çıktı. Sahabeye iyi topladığı bir toplantıda, yaptıkları bir istişarede siz bari yeryüzüne dağılsanız Allah tekrar sizi bir araya getirir. Siz bari yeryüzüne dağılsanız Allah sizi yine bir araya getirir dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar da nereye ya Resulallah ila eyne nereye gidebiliriz? Nereye gidelim deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Habeşistan civarını gösterdi. Ve dedi ki siz Habeş Melikinin, Habeş Necaşisinin yani orada o gün kurulu olan Aksum İmparatorluğuna, Kızıldeniz'i aşarak oraya gidin ve orada yani halkına zulmetmeyen, adil davranan, hak ve hukuka riayet eden bir hükümdar var diyor. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zulümle mücadele adına, zalimin işini kolaylaştırmama adına yaptığı, uyguladığı teknik ve taktiklerden veya stratejilerden bir tanesi de buydu. Müminlerin zulmün tahammül fersa olduğu bir yerden hicret etmeleri müminlerin. Ve dolayısıyla seçtiği yer Habeşistan'dı. Neden Habeşistan sorusunun cevabı Allah Resulü'nün sahabeyi motive ederken kullandığı cümlelerde gizli. Neden Habeşistan? Neden Yemen değil? Neden Bizans değil? Neden Mısır değil? Evet, bunun birçok sebebi var. Yani sebeplerini sıralayacak olsak belki 10 tane sebep sıralayabiliriz. Mesela sahabenin orada ticaret yapabilecek olması, az çok orayı tanıyor biliyor olması, Mekke'ye ve zulme uzak olması gibi. Ama asıl ve temel nedeni Allah Resulü siz Habeşistan'a gitseniz dedikten sonra kurduğu cümlede gizli. Neden? Çünkü Habeşistan'da o gün ne kadar olabiliyorsa hukuk var. Habeşistan'da o gün itibariyle zulüm yok. Kıymetli dinleyiciler, adaletin zıddı adaletsizlik değildir. Yani nasıl ki aydınlığın zıddı karanlıktır, nasıl ki beyazın zıddı siyahtır, adaletin zıddı adaletsizlik değildir. Adaletin zıddı zulümdür. Bir yerde adalet yoksa, bir yerde hak hukuk yoksa eğer orada zulüm vardır. Zulüm varsa orada adalet yoktur. Bu ikisi hiçbir zaman aynı yerde, aynı zamanda, aynı anda cem olamazlar. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dikkat ederseniz zulümden adalete hicret etmelerini istiyor. Neden? Çünkü adalet, hak, hukuk veya hukukun üstünlüğü diyelim isterseniz. Hak, hukuk ve hukukun üstünlüğü herhangi bir toprak parçasını, yani insanların yaşadığı toprak parçasını bir ülke, bir devlet veya insanca yaşanabilir bir habitat haline getiriyor. Adil yöneticilerin, adaletle ülkelerini yöneten idarecilerin olduğu yerde, büyüğünden küçüğüne kadar herkesin hak ve hukukuna saygılı idarecilerin olduğu topraklar ancak ve ancak yaşanabilir yerler oluyor. İşte kıymetli dinleyiciler, yaşanabilir bir coğrafyaya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adaletin olduğu, hukukun üstünlüğünün yaşanabildiği kadar yaşandığı, belki Allah Resulü'nün o aziz misafirlerinin misafirlik başvurusunu, göçmenlik başvurusunu kabul edecek ve onlara yaşanabilir bir alan oluşturacak bir ülkeye, o ülkeyi yöneten öyle bir liderin veya öyle bir kralın olduğu ülkeye hicret etmelerini istiyorum. Ve ilk etapta rivayetler değişik olsa da biz 16-17 kişinin Hazreti Mus'ab'ların da içinde bulunduğu, Hazreti Osman Efendimizin kızının da bulunduğu 16-17 kişilik bir grup, işte o gün itibariyle şimdi artık kullanılmıyor ama Cidde'ye yakın Şuaybe limanından bir gemiyle karşıya geçecekler. Yani Afrika kıtasına geçecekler ve artık ilk hicret, kıtalar arası ilk hicret bir yönüyle böylece yaşanmış olacak. Ve sonra Mekke'deki Granik hadisesinden dolayı yani müşriklerin hepsinin Müslüman olduğu söylentisinden dolayı hatırlayın Beyaz Kuğu vakası da denilir buna. Necm suresinde Efendimiz bu Necm suresi ilk geldiğinde Mescid-i Haram'da okuduğunda o şeyin içerisinde biliyorsunuz birinci sayfasında Lat, Uzza ve üçüncüleri Menat diye geçen o ayeti kerimeyi okuduğunda müşrikler yani o isimler geçip Allah Resulü henüz devam eden ayetleri okumadan ellerini çırpmışlar ve Allah Resulü'nün sesini bastırmışlar. Sure bittiği zaman da biliyorsunuz son ayeti Necm suresinin secde ayetidir. Ve Allah Resulü secdeye gidince haşa öyle bir propaganda yapmışlardı ki haşa ve haşa yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam
bizim putlarımıza secde etti diye propaganda yapmışlardır. Haşa ve kella. Bütün müşrikler adeta şeye gitmişlerdir. Yani hatta Velid İbn-i Mughire birazcık böyle yapılı birisi olduğu için, ihtiyar da olduğu için secdeye gidememiş. Alnına bir toprak alıp bir yerden koyup o da secdeye gitmiştir. Ve dolayısıyla Müslümanların bu Etiyopya'ya ulaştığı zaman belki günler sonra, yani Velid İbni Mughire'de, Ebu Cehil'de, Ebu Leheb'de secde ettiler. Esasen kendi putlarına secde ediyorlar. Fakat öyle bir algı operasyonu yapılıyor ki, yani öyle. Ve bu, yani Velid İbni Mughire'de, öteki de secde ettilerse eğer, secde etmeye kimse kalmamıştır diyerek yanlış bir bilgi ulaşıyor Etiyopya'ya, Habeşistan'a. Ve Müslümanlar çıkıp geliyorlar ama durumun hiç de öyle olmadığı ortaya çıkmış oluyor. Ve Allah Resulü şiddetlenince işte bu zulüm atmosferi daha da şiddetlenince bu sefer yani henüz 23, 24, 25 yaşlarında olan 24-25 diyor rivayetler. Amcasının oğlu Hazreti Cafer İbni Ebi Talip onu çok özene bezene tabiri caizse yetiştirmişti. O grubun başına koyacak. Ve rivayetler değişik olsa da 102-103 kişiyi tekrar biz buna 2. Habeşistan hicretleri diyoruz. Aksum İmparatorluğuna yani zulümden adalete, zulümden hukuka adeta hicret etmelerini isteyecek sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar da tekrar Şuayb limanından gemiye binecekler ve gidecekler. O kısma gelmeden önce Hazreti Ebubekir'in Habeşistan'a hicret niyetinden çok kısa bahsetmek istiyorum. Hazreti Ebubekir de Habeşistan'a gitmek için evinden çıkacak, hazırlığını yapacak. Şehrin dışında İbni Duğinne'ye rastlayacak ki müşriklerin önde gelenlerindendir. Müslüman değildir. Ona nereye gittiğini soracak. Yani ila aynen diyecek. Nereye gidiyorsun? Bu yolculuk, bu rehle nereye doğru? O da bana dinimi yaşatmadılar. Bana insanca yaşayacak şekilde müsaade etmediler. Yani bizi gördüğün gibi dışladılar işkencelerle. O da diyecek ki, bakın çok ilginç bir şey söyleyecek İbni Duhinne. Yani bu bütün hemen hemen mevsup kaynaklarda vardır. Eğer sen ve senin gibiler giderse burası yaşanmaz olur işte o zaman. Alıp onu himayesine aldığını söyleyecek ve tekrar Mekke'ye getirecek ve müşriklere de bunu ilan edecek. Ebu Bekir benim himayemde. Fakat onlar bir şart koşacaklar, namazlarını falan içeride kılsın diye. Bu ayrı bir sohbetin konusu. Ebu Bekir duruşu bu. Ebu Bekir de, Hazreti Ebu Bekir de biliyorsunuz yaptığı bir çardakta namaz kılarken onu seyretmeye gelecekler. Çoluk, çocuk, gençler falan. Onun o iç yakıcı Kur'an okuyuşundan, duruşundan ve ibadetlerinden etkilenenler Müslüman olmaya başlayınca İbni Duhinne'ye müşrikler baskı yapacaklar ve tekrar o himayesini kaldırmasını isteyecekler. O da o baskılara dayanamayıp ne yapacak? O himayesini kaldıracak. Evet, müminleri takip edelim şimdi. Müşriklerin o baskısından kaçıp, yani bu tabiri bilerek ve isteyerek kullanıyorum, gemiye binip Aksum İmparatorluğu'na giden, Mekele bölgesine, Aksum'un olduğu yere geliyorlar ve bugün de orada bir şehir vardır. Hatta Hazreti Necaşi'nin kabri de bugün itibariyle oradadır. Kıymetli dinleyiciler. Evet, geldikleri zaman hemen tabii yani şöyle düşünün, Mekke'nin nüfusu o gün itibariyle yaklaşık olarak 10 bin. Her evde bir 5 kişinin yaşadığını eğer hesap edecek olursak neredeyse her evden veya her iki evden bir genç, bir delikanlı, bir mümin çıkmış ve hicret etmiş, adeta Mekke boşalmış gibi oluyor. Ve ticari olarak hakikaten beraber ticaret yaptıkları, müttefikleri olduğu, yani Aksum İmparatorluğu'nun veya Habeşistan'ın yani müttefiklikten düşmemesi, Müslümanların yani müşrikler aleyhinde propaganda onlara göre yapmaması için Abdullah İbni Ebi Rebiha veya Rebia, ki Mahzum oğullarındandır, Ebu Cehil'in kabilesindedir, onunla meşhur hepimizin bildiği Hazreti Amr bin As. Tabi o zaman Hazret değil Amr bin As, daha sonra Hazret olacak yani. Hudeybiye barış anlaşmasından sonra, Mekke fethinden önce biliyorsunuz Hazreti Halit'le beraber gelip teslim olacak ama o gün itibariyle siyasi bir deha, çok iyi bir bürokrat ve Necaşi ile çok iyi tanıyor. Burada ant parantez bir şey söyleyelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'nin böyle bir yönetiminin olduğunu, Necaşi'nin fıtratını nereden biliyordu? Tarih kitapları bize bunu çok ayrıntılı şekilde anlatıyor. Biliyorsunuz Necaşi halkına zulmetmiyor. Neden zulmetmediği şimdi bu anlatacaklarında gizli. Necaşi'nin babasını Necaşi'nin amcası öldürüyor ve iktidarı ele geçiriyor. O kral oluyor.
Hatta kardeşlerini, kız kardeşlerini, akrabalarını da öldürüyor. Ama halası veya dayısı Necaşi'yi kurtarıyor. Onu bugün Bedir Savaşı'nın olduğu yerde, yani Arabistan'da Medine'ye 180 kilometre mesafede olan Bedir Savaşı'nın olduğu yerde yaşayan Damre oğulları. Efendimizin annesinin kabri de oraya yakındır. Damre oğullarına onu satıyor bir köle gibi veya kurtarmaları için ona veriyor. Ve 14-15 yıl kadar düşünün Necaşi, gerçek ismi Asheme'dir. Necaşi onların yanında kalıyor. Hatta belki Arapçayı da orada öğreniyor. Hatta Bedir Savaşı'nda Müslümanların galip geldiğini duyunca Hazreti Cafer'e diyor ki ben oraları çok iyi tanırım. Ben oralarda davar güttüm diyor. Yani bunu Necaşi söylüyor. Belki Necaşi zulmün ne olduğunu ailesiyle beraber adeta hücrelerine kadar yaşadığı için halkına veya gelen misafirlere veya kendisine sığınma talebinde bulunanlara ne yapıyor? Asla ama asla zulmetmiyor. Zulmü yaşayarak öğrendiği için. Belki de hakikaten bugün zulmün yaşandığı yerlerdeki zalimleri yıkacak olan da o zulme maruz kalmış olan etnisesi ne olursa olsun, kökeni ne olursa olsun, yani dini, diyaneti ne olursa olsun, o zulme maruz kalmış insanlar omuz omuza vererek o zulmün yıktığı bütün müesseseleri ve insanlığı tekrar belki o zulme maruz kalmış olanlar inşallah Teala yeniden inşa edeceklerdir. Bir parantezle bunu söylemiş olalım. Dolayısıyla Amr bin As onun çok iyi arkadaşı olduğu için hemen müşrikler bir heyet kuruyorlar ve onların peşinden yani Müslümanların peşinden gönderiyorlar. Amr bin As çıkar çıkmaz hemen yani şehre gelir gelmez hemen kralın huzuruna Asheme'nin Necaşi kral demek kendi dillerinde zaten huzuruna çıkacak. Ve aynen kelimesi kelimesine şöyle söyleyecek. Bizim beldemizde, bizim ülkemizde ortalığı karıştıran parantez içerisinde belki de yani eğer darbe kelimesini bilseydi bize karşı darbe yaptılar iftirasını atacaktı. Yani bizim ülkemizi karıştıran bir grup insan senin ülkene de gelmiş ve senin ülkende de yani işte karışıklıklar çıkarabilirler. Sen bize onları ver, biz onları Mekke'ye götürelim diyecek. İşte Allah Resulü'nün tercihindeki isabet ve firasete bakın siz lütfen. Ne diyecek Necaşi? Seni dinledim, onları da dinlemem lazım. Savunma hakkı, yani cevap hakkı dediğimiz hak, bu hukuka da saygılı. Dolayısıyla hemen ne yapacak? Huzuruna çağıracak Hazreti Cafer ve arkadaşları Amr bin As, Abdullah İbni Ebi Rebiha veya Rebiha beraber adeta bir konferans yapacaklar. Herkes yani bildiğini anlatacak, hakkını savunacak. Ve Necaşi de hakperest Necaşi de adil Necaşi de bir karar verecek. Hazreti Cafer konuşacak, Amr bin As konuşacak, bir değerlendirmede bulunacak ve arkasından belki saatler süren bu şeyden sonra konu Kur'an'da Meryem, Kur'an'da Hazreti İsa'ya gelince adeta Necaşi'nin gözleri parlayacak. Neden? Çünkü bir Hazreti Meryem ve Hazreti İsa aşığıdır o. Kur'an'da ayetler var mı deyince Hoca Efendi çok güzel anlatır bunu bir hutbesinde. Yani gözyaşları hutbesi diye meşhur olan bu hutbeyi dinlemenizi mutlaka tavsiye ederim. Yani öyle hani Kur'an'da işte Hazreti İsa, Hazreti Meryem'le alakalı ayetler var mı deyince yani Cafer İbni Ebi Talip, Mu'te'nin kahramanı kanat çırpıp uçuverdi Necaşi'nin huzuruna diye devam eder bu hutbe. Ve hakikaten uçuşu gibi de Sure-i Meryem'i okur. Hakikaten قَالَ الْحَقِّ الَّذ۪ي ف۪يه۪ يَمْتَرُونَ ayetine gelince de artık yani Hz. İsa hakkındaki o ayetleri tek tek sıralayınca yani adeta bir mucizedir bu. Yani normalde Hz. İsa ile alakalı, Hz. Meryem ile alakalı, yaratılışıyla alakalı ayetler Necran papazlarının gelmesinden sonra ayrıntılar inmiştir ama Meryem suresi daha ilk dönemde inmiştir. Neden? O Meryem suresiyle gönüller fethedilecekti. Allah onu tabiri caizse o ayetleri erken dönemde indirmiştir. Ve burada dikkatinizi çekecek, belki bu sohbetten sonra biraz daha araştıracağınız mevzuyu söyleyeyim. Hazreti Cafer henüz 24-25 yaşında olmasına rağmen o diplomatik dili, o dinini, o siyaseti tabiri caizse yani hani idare etme durumu, o hünkârların huzurunda nasıl konuşulur, cümleye nasıl girilir, nasıl şey yapılır, hangi iddiaya karşı hangi argüman getirilir, Allah Resulü onu işte o şekilde yetiştirmişti. Ve arkasından yere bir çizgi çizecek. Sizin dininizle bizim dinimiz arasında bu çizgi kadar fark yok diyecek. Dönecek Amr bin As'a diyecek ki önüme altından dağlar yığsan da
Bunları sana vermeyeceğim diyecek ve vermeyecek. Onlar eli boş dönecekler. Önümüzdeki haftanın konusu eli boş dönmenin ve diplomatik olarak bir yenilgi almanın. Fakire göre Allah Resulü'nün diplomatik olarak ilk galibiyeti budur. Müslümanların ilk galibiyeti budur. Müşriklerin Müslümanlar karşısındaki ilk yenilgisi böyle bir yenilgidir. Yenilmişlerdir ve Necaşi onları müşriklere teslim etmemiştir. Ümmü Seleme annemiz diyor ki dört çocuğu biliyorsunuz Etiyopya'da doğmuştur. Bize yani öyle bir komşuluk yaptı, bize öyle bir sahip çıktı ki Necaşi, biz istediğimiz gibi dinimizi de anlatır, dinimizi de yaşardık diyecektir Ümmü Seleme annemiz. Ve Hazreti Cafer orada çok güzel bir temsilde bulunacak ve Necaşi bir tabiri caizse bir kanun çıkaracak. Yani bir talimatname çıkaracak, bir ferman çıkaracak. Arabistan'dan gelen misafirleri üzerine dört akçede ceza yazılacak. Evet, yani onlara hakaret eden, onlara kanun dışı bir takım muamelelerde bulunanlara da ne yapacak? Adeta bir mülteciler yasası çıkaracak tabiri caizse. Onlara böyle bir ceza yazacak. Yani ve tekrar dönelim. Müşrikler Mekke'ye döndükleri zaman boykotu başlatacaklar ki bir sonraki sohbetin 15. bölümün konusu. Orada da boykot yıllarını ve boykot yerlerini uzun uzun anlatacağız. Evet, Etiyopya'da Müslümanların bir kısmı 2 yıl, bir kısmı 1 yıl, bir kısmı 6 ay. Hazreti Cafer ise yaklaşık olarak 15-16 yıl kadar kalacak ve yıllar sonra Allah Resulü de Mekke'den Medine'ye hicret etmiş olacak. Hatta Hayber'in fethine denk gelecek. Hayber'in fethi de Allah Resulü biliyorsunuz Hayber Kalesi çok zor fethedilmişti. Bir ay kadar sürmüştü. 36-37 şehit olduğunu biz okuyoruz. Dolayısıyla Hayber'in fethine Allah Resulü o kadar sevinecek. Bir de bakacak yıllar önce gönderdiği amcasının oğlu dava arkadaşını karşısında gördüğü zaman bakacak ona, Hayber'in fethine mi sevineyim yoksa Cafer'in gelişine mi şaşırdım kaldım diyerek onu karşılayacak. Muanaka yapacak ona, yani ona sarılacak ve ona hal hatırını soracak. Evet, bugün itibariyle belki şu hizmet hareketi de sadece hizmet hareketi değil, hak ve hukuku savunan, insanlık için gayret gösteren, iyiliği organize edip yani iyiliği yeryüzüne yaymaya gayret gösteren nerede bugün bir zulüm altında, hangisine üzüleceklerini, şaşıracakları belki haberler alıyorlar. Evet, şunu Allah Resulü'nün bize örnek hayatından, yani usvetun hasenetun diyor Kur'an. Onda alacağınız çok örnekler var. Onun örnek hayatını alarak şöyle bir çıkarsama elbette yapabiliriz. Şöyle bir neticeye gidebiliriz. Evet, mücadelesinde, iyiler mücadelesinde, iyilik içinde kalırlarsa, Kur'an'ın, sünnetin ve hukukun dışına çıkmazlarsa, bugün hangisine üzülecekleri tıpkı Allah Resulü'nün döneminde olduğu gibi haberler alıyorlar ama sabrederlerse, hakikaten kötülerle iyi bir şekilde mücadele ederlerse, hukukun dışına çıkmadan, sünnetin dışına çıkmadan, Kur'an'ın dışına çıkmadan, en önemlisi insanlığın dışına çıkmadan mücadele ederlerse, yarınlarda inşallah neye sevineceklerini, ne şaşıracakları haberler alacaklardır. Necaşi yıllar sonra, ta yani Allah Resulü'nün onu davetinden sonra Müslüman olacak ve bakın işte bir muavenet, bir sahip çıkma, bir yardımlaşma, yani bir insan alıp nereye çıkaracak? Allah Resulü kendi vefatından bir yıl önce mescidinde otururken birden diyecek ki kalkın kardeşinizin cenaze namazını kılalım. Kimin ya Resulallah deyince kardeşiniz Necaşi bugün vefat etti. Ve Allah Resulü'nün gıyabi olarak kıldırdığı tek cenaze namazıdır. O Etiyopya'da, Habeşistan'da vefat etmiştir ki kabri Mekele şehrindedir. Allah Resulü binlerce kilometre ötede Cebrail Aleyhisselam'ın haber vermesiyle ne yapacak? Necaşi'nin gıyabi cenaze. Allah Resulü'nün gıyabi olarak kıldırdığı tek cenaze namazı olacak. Evet, Mevla hukukun dışına çıkmadan, sünnetin ve Kur'an'ın ikliminden ayrılmadan, kötülükle, kötülerle, zalimlerle ve zulümle mücadele etmeyi hepimize nasip eylesin. O zulümle mücadele ettikleri için, insanca yaşanacak bir dünya kurmak için, sevgi mayalı bir dünya kurmak için gayret eden insanları bugün zulme maruz kalıyorlar. O zulmün bir an önce bitmesi dilek ve temennilerimizde diyor ve bu haftaki sohbeti de burada bitiriyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.